Almanya'da kamptan Hayb'a ne kadar sürede geçtiniz şeklinde bir anket yapmıştık. Bununla ilgili bilgilendirmelerde bulunacağız. Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Bir çalışmayla daha huzurlarınızdayız. Kısmi görme engelli olduğumdan dolayı Siri'den yardım alacağım bu noktada. Evet, anketimize 145 kişi katıldı Twitter üzerinden. Bunlardan oluşan cevabı sizlerle paylaşıyorum şimdi. 145 kişiden Almanya'da mülteci kamp seçenek 1. 0-6 ay. Oyların %64 kısmı. 0 ile 6 ay arası kamptan hayma çıkanların oranı %64. Yani anketimize katılanların %64'ü 6 ay içerisinde kamp işlemi bitmiş, hayma taşınmışlar. Kabul olanlar da olabilir, evlerine çıkmış olabilir. Bir sonraki seçeneğimize bakıyoruz. 6-12 ay. Oyların %23 kısmı. 6 ile 12 ay arası, 6 ile 12 ay arası oyların %23 kısmı yani kamptan hayma çıkmış. Evet, bu hayımdan eve çıkanlarla ortalama hemen hemen aynı rakama denk gelmektedir. Seçenek 3. 12-15 ay. Oyların %1 kısmı. 12 ile 15 ay arası, 12 ile 15 ay arası oyların %1 kısmı kamptan hayma çıkmış. İlginç. %1'lik bir kısım 12 ile 15 ay arası hayma çıkmış. Çok ilginç geldi. Seçenek 4. 4. 15 ay üzeri. Oyların %12 kısmı. 15 ay ve üzeri, yani 18 ay, 20 ay gibi rakamlara baktığımızda oyların o %18 kısmı ise o 18 miydi? 39. Profil fotoğrafı. Seçenek 2. Seçenek 4. 15 ay ve üzeri. Oyların %12 kısmı. Oyların %12 kısmıymış. Özür dilerim. Düzeltiyorum. 15 ay ve üzeri oyların %12 kısmı. Yani katılımcılarımız %12'si ise 15 ay ve üzeri ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani toplarsak Almanya'ya iltica ettikten sonra kampta ortalama %64'ü ilk 6 ay içerisinde kamptan çıkmaktadırlar. 12 ile 6 ay ile 12 ay arası %23 kısmı çıkmaktadır kamptan. %1'lik kısmı ise 12 ile 15 ay arası kamptan hayma geçmektedirler. 15 ay üzeri ise %12'lik kısmı oluşturmaktadır. Yani Almanya'da kampta ne kadar kalırım diye düşündüğünüzde karşımızda %12'lik bir kısım 15 ay ve üzeri çıkmaktadır şeklinde seçenek gözükmekte. Bu ne manaya gelmektedir? Almanya İltica Yasası madde 47'ye göre 18 aya kadar bekar ve çocuksuz aileler kamplarda kalabilmekte. Çocuklu aileler ise 6 aya kadar kamplarda kalabilmektedirler. Daha sonra hayma çıkarabilmektedirler. Sürecin uzamasındaki göstergeler neler olabilir diye baktığımızda bir verdiğiniz belgelerin doğruluğunu teyit etmek için araştırma yapıyor olabilir. Yani evrak sahte mi, gerçek mi? Bu evrağı ya kendileri kriminal araştırmadan geçiriyorlardır ya da Almanya kendi Dışişleri Bakanlığı üzerinden Türkiye'deki Büyükelçiliğindeki anlaşmalı olduğu Türk avukatlara vasıtasıyla ilgili adli mecrilerden sizin vermiş olduğunuz belgeleri teyit ediyor olabilirler. Bu da cevabın gecikmesine neden olmaktadır. Ya da tembel bir memura denk gelmiş olabilirsiniz. Memur dosyayı atmıştır kenara, ilgilenmiyor olabilir. Ya da memurlar sürekli değişiyor. Her memur kendi dosyasına baktığı için sizin dosyanız en altlardadır. Bu sebeple memur incelemeyebilir. Bunlar olabilen şeyler. Bu gibi durumda yapılması gereken 2 ayda bir, ayda bir, 2 ayda bir. Ben şu tarihte iltica ettim. Durumumla ilgili aktüel bilgilendirmeyi yapar mısınız diyebilirsiniz. 9 ayı geçtikten sonra bir avukat vasıtasıyla sormak daha sağlıklı olacaktır. Sebebi de avukat müvekkilimle ilgili güncel gelişme nedir? Dosyasını görmek istiyorum diye talepte bulunabilir. Dosyanızda yapılan işlemleri görebilir. Yani dosyanızın kapağı açılmış mı, açılmamış mı?
Ona görebilir. Ona göre de bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaşım iltica ederi 19 ay oluyor. 19 ay boyunca herhangi bir cevap verilmemiş kendisine. Avukatı dosyayı görmek istiyorum dediğinde dosya henüz kapağı bile açılmamış. Yani herhangi bir işlem yapılmamış. Avukatın ihtarından sonra kendisine 15 gün içerisinde oturum geldiğini de görmekteyiz. Ancak bunu bir panik havası içerisinde yapmamalısınız. Avukatlar genelde bu tarz işlerle çok uğraşmamaktadırlar. Nazik bir olay. Yabancılar, göçmenler ve mülteciler dairesiyle de bu işi nazik bir şekilde yönetmenizi tavsiye ediyorum. Evet, bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. İyi günler.